Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Havada bayağı sıcak. Bu arada bu sefer farklı konsept yapıp da kahvemi getirdim arkadaşlar. Genellikle beni çay içerken biliyorsunuz. Bir yudum kahvemizden alalım. O kahve de bayağı iyiymiş, lan böyle kalsın bakalım. Bu arada cam açık, cam da açık. Biraz sokak sesi gelebilir. Çünkü camı kapatsam burası çok çok sıcak olur. Kapıyı da açmak istemedim. Bu arada benim böyle serinlemem için şöyle şey var. Laptop vakum soğutucu arkadaşlar. Güzel soğutuyor. Bakayım. Yetersiz ama olsun. Sıkıntı yok. Şu martılarda valla yavrularını yapmışlar çatıya. Sürekli ötüyorlar valla. Gece gündüz ötüyorlar ya. Biri susay biri başlıyor. Değişik ya. Abi gidin artık, büyüsünler gitsinler ya bunlar. Valla bir diğer tarafta var çatıda martı. Bir de şurada var. Bak, duyuyor musun sesi? Öyle yani. Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok. Giderler ya, bakıyorum işte arada bir böyle martı yavrularına. Büyüyorlar ya, hızlı büyüyorlar, neyse ki çatıda yetişiyorlar ya. Bayağı da hızlı büyüyorlar. Oğlum susmadı, neyse onu boş verin arkadaşlar. Ben camı kapatayım. Niye kapanmadı? Aa, siktir. Bir dakika gençler, geliyorum. Evet, tamamdır, kapattım. Evet, normalde karşınıza atletle çıkacaktım. Baktım, yok kardeş, yenisi böyle güzel giyinelim. Böyle karşınıza çıkayım. Bugün 50 cc'lik motora bakacağız ama öncelikle arkadaşlar motora geçmeden önce benim bir tane A101, bak farklı bir şey anlatacaktım. Şimdi henüz şundan da bahsedeyim. A101'de bu gelecek olan cuma günü, yarın 27 Mayıs'ta 4 tane elektrikli bisiklet modeli var arkadaşlar. O video çok ilgi gördü. Memnun oldum ilgi göstermenizden dolayı. Kimileri de 50 cc'lik motor hakkında video çekmemi istedi arkadaşlar. Ben de bugün de 50 cc'lik motor hakkında, ben olsam neyi alırım, onun hakkında size video çekeceğim. Ama ona geçmeden önce, bu video birazcık uzayacak ama yeni projelerim var arkadaşlar bisiklet kullananlar için. Özellikle bakın, şunlar şu an hepsi çizim aşamasında, çizildi. Burada da var bir tane. Bir tane daha var ama onu çizmedim. Çünkü onun yapılışı basit. Hızlı yine çizerim onu. Hallederim. Bu da genel kapsamda şöyle bir şey. Tamamdır. Bu ne arkadaşlar? Aklımda şöyle bir şey var. Bisikletin, bakın şu an ekranda da görüyorsunuz. Şu sağdaki şeyden yapmak istiyorum. Bu ne için kullanılıyor? Bu bisiklet kullananlar bilir arkadaşlar. Bu bisikletin jant teli var ya, jant teli. Ha, onun akor ayarı için böyle bir tahtadan yapmayı düşünüyorum. Bir de şöyle bisiklet, yani tutucu, bak nerede, şuna benzer bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın, hop, gözükmedi. Aynen. Ya şöyle bir şey yapacağım, katlanabilir. Aynen, bunu artık bir şekilde yaparım diye düşünüyorum. Aynen, ya şöyle bir şey yapacağım. Buna benzer bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle de olabilir. Bakalım. Aa, hatta buydu lan. Böyle bir şeydi. Aynen. Evet. Ekran görüntüleri falan telefonumda vardı. Onu şimdi bakmak istemedim. Bunu yapacağım. Bir de arkadaşlar şey yapacağım. Bunun da yapılışı basit. Böyle çizimi de hazır arkadaşlar. Bu bir tekerleği, bir jantı sıfırdan örmek için kullanılan bir aşı arkadaşlar. Sehpa diyelim. Buraya tekeri koyuyorsun. Bak, üstten de görünüşü var arkadaşlar. Bakın. Şuraya koyuyorsun. Yukarıdan da böyle gözüküyor. Buradan kolayca örüm işlemini yapabiliyorsunuz. Böyle bir şey yapacağım inşallah. Bayağıdır, aylar öncesinden planlamıştım arkadaşlar. Sonra bazı nedenler mi desem, araya başka şeyler girdi. O yüzden erteledim. Bunu inşallah bugün çizimlerini tamamlayıp marangoz herhangi bir marangoza gidip konuşup halletmek istiyorum arkadaşlar. Aklımda böyle bir plan var. Bakalım ne zaman yapacağım. Bilemiyorum ama bu cuma işlemi hepsini bitiresim var. Hafta sonu da gerekli vida arayışına gireceğim. Bakacağım nasıl olacak. Ben bir yapacağım arkadaşlar. Baktım kesimler falan istediğim gibi oldu. O zaman videosunu çekeceğim. Çizimlerin görsellerini, materyalleri de paylaşır mıyım bilemiyorum. Çünkü normalde ücretli satılan bir şey bu. Bir dergi gibi bir kitaplık. Gerçi internette ücretsiz var. Ben oradan buldum. Çeşitli araştırmalar vesaire. Paylaşasım var gibi. Bakalım. Çünkü baktım bazı kaynaklarda
bu yapım şeyleri falan ücretli olarak satıldığı için, ya bunu kendi kitap yazarı ücretli yaptığı için, şimdi benim de bunu ücretsiz şekilde size aktarmam doğru olmayabilir arkadaşlar. O yüzden doğru olmaz büyük ihtimal. Ben size kaynak göstereceğim. Kaynak göstereceğim. Buradan aldığımı size belirteceğim arkadaşlar. İnternette var. İndirin. Bakın. O şekilde. Tamam. Hadi. Çok özelden yazıp istemeyin arkadaşlar. O konuda kararlıyım ben. Size kaynağı ben belirteceğim. O kitapçığın içerisinde var. Buna çizimlerine dair her şey. Böyle yani. Tamam. Şimdi geçelim biz 50 cc'lik motora. Bakalım. Ben 50 cc'lik motor alsam, neden 50 cc arkadaşlar? Bildiğiniz gibi ülkemizde ehliyet. Ehliyet sıkıntı yok. Ehliyet alabilirsiniz de vergi olayları var arkadaşlar. Yok şu şunun vergisi, yok şunu budur budur dertlerine uğraşmak istemiyorsanız vergisiz olaylar var. 50 cc'lik motor. Hem de ehliyet de gerekmiyor. Ekstradan A50'ti, A2'ydi değil mi? A250'ti almanız gerek yok. Bende B var arkadaşlar. Yani bir de A50'ti de çıkartmakta şu an ne bileyim. O resim yok. O yüzden bir de vergi olayı da yok. En güzel olayı vergi arkadaşlar. 50'ti çıkartırız da sıkıntı yok da vergi olayı olmadığı için tercih edilebilir. Ben bunu 100 cc çıkardılar diye biliyorum ama neden hala 50 ben de anlayamadım. Bakalım lan bir. Vergisiz motor. 2022. La bir yerde 100 cc diye duydum ama Allah Allah hala 50 cc demiş. Gerçi 50 de yeterli ya. 50 de yeterli. 45 km'ye kadar çıkıyormuş ya maksimum hız diye duydum. Yanlış olabilir. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz 50 cc'lik motor bakalım. Motor kral. Evet. Akakçe'den bakalım. Akakçe alışveriş sitesi mi yoksa karşılaştırma sitesi miydi? Aa karşılaştırma sitesi. Tamam. Ha, en ucuzu. Bak 17.450. Aa bu da her istediğin varmış lan burada. Tamam lan. Buradan bakacağız. Ya hemen şimdi sitelere gitmeyelim. Bak. Ucuzlara bakacağız. Ucuz. Bak aha. Cuba X Boss. Bu güzel ya. Ben bu hoşuma gitti benim bayağı. Lan fiyat değişimine bak. Bu ne lan? Göğe kadar çıkıyor. Abi bunun ooo baksanıza. O gösterge panelleri de çok iyi. Abi bu tasarım çok iyi ya. Valla. Bu değil de şunu çok beğendim. Valla ben düşünsem bunu düşünürüm. İkinci seçenek olarak da şöyle motor da olabilir ama şu daha çok hoşuma gitti ya benim. Hem fiyatı da iyi. Hem de sanki Mondial. Çok duydum bir marka ya Mondial. Bayağı güzel yani hoşuma gitti yani. Aynen. Bu arada şu ses yapabilir bayağı. Ben bunu kapatayım da rahat rahat izleyin videoyu. Aa bir bu. İki de şu. Aga bu sanki yolda kırılır gibi geliyor bana ya. Şu kısma baksanız abi. Biraz değişik. Pek güven vermiyor lan bu. Nedense. Diğer Cuba ile aynı ama. Cuba ile aynı değil mi? Bahim. Valla bununla aynı ama. Ne bileyim aga. Apache motoru gibi ya bu. Şu sarı nasıl bir şeyse. Bu da olabilir. 17.200. Aga genellikle 17.000 civarlarında ya en ucuzları. Başka motora bakalım. 19. Ama var ya bak. Bak şu da güzel. Bu tasarım bisiklet gibi bu da iyi. Bunda ayağını içeri sokuyorsun. Ne bileyim sanki bu daha iyi gibi geliyor bana ya. $20 kupon mu? Bak bir tane daha video çekerken böyle kupon mesajı geldi. Araya girdi baya. Ne diyor abi burada? 600 limiti belli değil. Salla gitsin. Bu da iyi. Şu. Yuki. Aha. Falcon. Falcon da iyi ha. Aynen baksana bu Falcon iyiymiş. Hoşuma gitti. Bu arada fazla da yakmıyormuş ha bunlar. Ben baktım. 50 cc'lik motor. Bir de YouTube'da buldum. Adam 1 litrelik benzine 57 km gitmiş arkadaşlar. 57 km 1 litre. 1 litre benzin kaç para? 1 litre benzin. Bak. 22 liraydı diye hatırlıyorum. Opet'e bakalım hemen.
Hadi kardeş, fiyat güncelleştirmeleri gelsin vesaire, güncel fiyatlar gelsin kral. Hadi seçelim bari lan İstanbul, hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi lan, hadi İstanbul, lan İstanbul, tamam hadi. İstanbul, Avrupa, Anadolu'dayım. Avrupa'dayım arkadaşlar ben. Avrupa seçelim. Aha. Benzin 22,86. 57 kilometrede 22 lira. Temiz. Güzel yani. Şehir içinde güzel kullanılır abi bu. Aynen. Şehir içinde güzel ulaşım aracı olarak kullanılabilir. Aynen. Şimdi bir motordan hemen karar kıralım arkadaşlar. Hemen karar kılalım. Karar kıralım. Ha. Bir türlü çıkmadı. Siteye gidelim lan. Fiyatı değişmiş mi bakalım bir. 18.99. Aga bu hoşuma gitti benim ha. Bu da iyi. Bak ya, bu çok iyi ya. Bu çok iyi abi ya. Baksın şunu, şu deseni var ya, bayıldım bayıldım. Şu desenine bayıldım. Gösteremedim. Ha bu desenine. Aga var mı bu deseni? Fiyatı da çok iyi. Beyaz, kırmızı, siyah. Renk ne lan, beyaz ne lan, anlamadım ki, kırmızı ne? Kırmızı tamam anladık. Beyaz ne? Beyazı anlayamadım ben, çözemedim. Hediye, depo üstü çanta, kilit, kask. Kaskı herhalde kalitesiz kask veriliyor diye düşünüyorum. Kilit yani kilit, depo üstü çanta. Bence depo üstü çanta alın. Aynen depo üstü çanta en mantıklısı. Kilidi falan en güvenilir, güzel kilitler alırsınız zaten. Kaskı da aynı şekilde kalitelisinden alırsınız. Valla bu da güzel. Bak yorumları da güzel. Yorumlar kesinlikle önemli arkadaşlar. Bir ürün alırken yorumlara kesinlikle bakın. Allah Allah, burada yok mu? Bakayım. Bunun sitesi yok. Ya bunu çok çok da hoşuma gitmedi bunun. Salla gitsin. Bakayım tükenme güzel. 14 tane. 14 tane yorum var. Bunun arka bagaj yeri yok. Bunu salla gitsin. Aha kral. Allah bu şey gibi ya, Devil Walking Dead vardı ya filmdeki. Oradaki motosiklete benziyor. Ona anımsatıyor. Aynı olmasa bile. Bak ya şu. Aynen. Ya bu ya bu. Bence bu. Bence bu. Bunda sanki pek agrobasi hareketler yapamazsın gibi, böyle çevik hareketler diye düşünüyorum arkadaşlar. Bisiklet gibi düşündüm de. Bak bu daha iyi gibi sanki. Vallahi bu daha iyi gibi. Bu lan bu lan bu bu. Ben bunu alırım aga. Baksana bu. Kesinlikle bu. Net. Aynen. Fiyatı da iyi. Kaç paraydı? 17.450. Al bunu temiz. Yorumlara bakalım kral. Hemen yorumlara bakalım. İlgili sesli sorunsuz teslimat. 50 cc motor cansız kalıyor. Cc yükseltmek gerekir. Yükseltmeyin arkadaşlar. Ama da yüksekse o kadar hız yaparsınız gelir. Tehlikeli yani, çok hızlı. Yüksek hızlar çok tehlikeli. Teşekkürler sorunsuz geldi. Çok beğendiğim resimlerden daha güzel. Çok keyifli motor. Yorumlar önemli. Bakın. Aha bu. Bununla karar kıldım arkadaşlar. Ben olsam bunu alırım diye düşünüyorum. Bir de bunu beğenmeyenler için de çok pahalı, çok pahalı. 20 bin lira altı motor bakıyoruz. Şu motor 21 bin lira, 20 binin üstünde maalesef ki eledik. Evet. Bak bu da güzel ha. Bak 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 bak, bu da iyi. Şu da iyi. Ya aga ben bunlara çok bayıldım ya. Bunlar da iyi. Ama teker çapı sanki küçük gibi. Ama ben olsam bu. Bu abi bu. Tam bir ya, erkekler, genç nesil için kesinlikle bu. Bu güzel reis. Tertemiz. Şu ikisi arasında bir gidip gelelim bakalım. Bunda ne var? Bunun yakıt kısmı büyük ihtimal koltuğu kaldırıp altındadır. Öyledir zaten. Buna bayıldım ben. Ben almak istesem 50 cc motor olarak abone alırım. Aynen. Başka 50 cc zaten piyasada ben bakmıştım, yok. 50 cc motor. Alışverişe baktık. Fiyatı ayarlayalım gençler. Maksimum 20 milyar diyelim. Uygula kral. Yani bu çıkıyor. Lan alasım geldi lan benim bundan.
Ama benim aile yok, izin vermez. Bisiklet. Bisiklet neyse de bu motor sıkıntı geçler. Ama alınabilir. Tamam gençler, ben kapatıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Ben kaçar.